olay makaradan döndü. Üçünüzün muhabbeti döndü. Bırakacaksınız bu işleri. Kitlendi. Bırak tamam, ben Emre'yi dinliyorum. Tamam, Emre'den almam gereken alırım da siz değil mi? Ben size burada... Sen niye yaptın o zaman? Arkadaşız değil sen mi? Sen niye sıyrılmaya çalışıyorsun? Bir dakika şu an kim sıyrılmaya çalışıyor? Sen niye sıyrılmaya çalışıyorsun oğlum? Ha, ben ne yapıyordum orada? Makara yapmıyor muyduk? Makara iyi antrenman oluyordu diye. Biz ne yapıyorduk? Makarayı niye çevirdiniz şimdi iki adama? Biz nasıl ciddi konuştuğumuzu sen bilmiyorsun. Ah bak bu şu an ciddi konuşuyoruz. Niye çevirdiniz iki adama? Tamam mı? Ha? Ne? Niye çeviriyorsunuz iki adama? Nasıl iki adama çeviriyorsun? Ya oğlum, o zaman biz ayağımda yapacağız. Sen ne yapacaksın? Sen fırsatlık yapmayacaksın. Ben mi fırsatlık? O zaman burada yapmayacaktın. Ha? Tamam mı? Biz zaten eğleniyorduk. Biz zaten eğlenerek söylüyorduk. Şimdi burada, sen şimdi burada bak. Biz sana bir şey demedik ama sen şu an kapatmaya çalışıyorsun, dönmeye çalışıyorsun. Tamam, burada fırıldaklık falan yok. Bak adam adım geçiyor diyor. Ben de adı tamam. Geçen adama tekme atıyormuş pozisyondayım. Evet. Aa, ben güzel. Burada çok güzel eğleniyordun Seda. Sen burada çok güzel eğleniyordun Seda. Seda yapmıyorum ama. Ya bırakacaksın bu işleri. Elime kadar vurdun be. Hırsını elimden çıkarttın. Hırsın mı? Kardeşim bir şey diyeceğim. Elimden çıkarttın. Bir dakika, bir dakika. Böyle yorum yapıyorsan size helal olsun. Bir dakika, ben aklına bir şey söyleyeceğim. Aklına bir şey söyleyeceğim. Sen yap yap yap. Ondan sonra Seda Hanım sana söz verdim de. Ben aslında şöyle yapmak istemiştim. Ben aslında çok iyi biliyorsunuz. Sen hep bu şekilde davranıyorsun zaten. Bırak. Şimdi şey görüyorum hepinizi. Bir şey söyleyeceğim. Biz seni gördük zamanın, doğru mu? Gördük. Sakin. O zamanda herkes gördü bu evde abi. Gördük. Tamam. Gördük. Herkes gördü bir aydır beni bu evde. Bağırma. Tamam. Herkes iyi kes, biliyor ne var. Sesini şimdi. Kes, bağırma. Tamam. Tamam, canımı bak, sıkma. Herkes iyi biliyor. Oğlum sakin, arkası sakin, hadi. Müsaadeni isteyeceğim. Emre, hadi bir cümleyle topla, çok yükselmeyelim. Bir şey söyleyeceğim Akın. Tamam mı kardeşim? Bak, ben senin de hangi Akın olduğunu bazen göremiyorum. Tamam mı? Söylediğin sözlerin için doğru bir şekilde hareket eden Akın mısın? Yoksa söylediğin sözlerin karşılığında farklı şekilde hareketler kardeşim, yapan Akın mısın? Kardeşim, ben Tuğçe yorum bile ben yapmıyorum bunu, bu evde. Ben bunu burada ayırt edemiyorum. Sana karşı iyi niyetli yaklaşmaya çalışıyorum. Seni burada ne incitmek, ne kırmak, ne de strese sokmak değil asla amacım. Ama sende ben değişik hareketler görüyorum kardeşim. Neden? Ağzından çıkan cümleyle beden dilin aynı şeyleri yansıtmıyor. Ama benim yaptığım bir şey yok kardeşim. Aynı şey yansıtmıyor. Bak, tamam. Ben sizin hakkınızda ağzımı bile açmıyorum. Bak kardeşim, tamam. Ağzını açmak başkadır. Ama beden dili diye de bir şey vardır insanın. Zaten insan ağzını kapattığı zaman bedeni kendisini temsil eder. Sen beden dili hareketlerinle bir rahatsızlık duygusu hissi veriyorsun etrafındaki insanlara. Bunu ben algılıyorum ama ben bunu önemsemiyorum. Çünkü sana empati yapmaya çalışıyorum. Tamam mı? O şekilde davranıyorum. Herhangi bir rahatsızlığım yani yok kardeşim. Diğer olsa türlü ben bunu belli bana ederim. Bana şunu ol abi. De ki Emre, ben rahatsızım ya da değilim. Rahatsızsan rahatsızmış gibi konuş ve hareket et. Ben rahatsız değilsen de ona göre hareket et ki ben de ayırdımı yapıp ona göre davranayım sana. Cevap vereyim kardeşim sana. Ben bu durumdan rahatsız olsam zaten yorumlara katılır, yorum yapmaya çalışırdım. Burada 4-5'imiz sen bana böyle yapma abi. Ya bak sen Akın, bana bunu sen yapma. Bir şey söyleyeyim mi? Sen bak, yapma. O kadar yapma. Güzel katılıyorum ki Emre'nin yorumuna. Tamam. Bak evet, bazı şeyleri söylüyorsun. Bak sen şu sus. An program için sus. Konuşuyorsun. Bak sus. Ayıp program ediyorsun. İçin tamam mı? Şu tamam, an bak. Şu an bu konu için konuşuyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz. Üçünüz sıyrıldınız. Sıçtınız işin içine şimdi. Ne? Ayıp ediyorsunuz bana. Neye sıyrıldık lan? Ne yaptım? Evet. Oğlum neden sıyrıldık? Şakayı boka çevirdiniz bak. Oğlum neden sıyrıldık lan? Delireceğim şimdi. Neden sıyrıldık biz? Sakin olun çocuklar. Oğlum ne olması gerekiyor? Ben, ne kız arkadaşım da şu an ayrılmam mı gerekiyor? Ne olması gerekiyor oğlum? Bir dakika. Neden sıyrıldık lan? Orada muhabbeti niye bize kilitliyorsun? Program için konuşmak ne demek oğlum? Şu an bize niye kilitliyorsun? Emre ile seni birbirine düşürmeye çalışan adam gibi göstermeye çalışma. Öyle görünüyorsunuz. Şunu söyleyeceğim. Ben Kemal'e de dedim ki. Görünen köy. Ben Kemal'e dedim ki Melis ile İlkay'ın oturup konuştuğunu düşün dedim. Kardeşim onu karıştırma bana dedi. Bana dedikleriniz. Tamam kardeşim dedim. Ben ne sana dedim? Dedikleriniz. Bana dedikleriniz. Apayrı bir şey. Kızı mahvettik orada. Sana orada Emre muhabbeti yapıldığına yapıp koşup vuruyorsun. Kardeşim onu karıştırmayın diyebilirim. İlkay ben bu tavırla mı yaklaştım? Emre ile Tuğçe yan yana oturduklarında ben bir şey demedim. Kardeşim orada rahat rahat oturdum dedin. Gittin dedin ki şu zizzop görüntü karşısında ya, oturmak istemiyorum dedin. Konuşma ya. Geçmişi açma. Geçmişi açarım. Emre ile. Geçmişi açma. Aç lan. Tamam mı? Aç oğlum. Neyin açacaksın? Neyin geçmişi var bir şekil yapmayın. Çok şükür anlamadım ben bu kadar. Tamam sakin arkadaşlar. Bu konuyu kapatalım. Adnan. Bu konuyu kapatalım. Adnan bir dakika. Çocuklar bu konuyu kapatalım. Benim demek istediğim şey bu işte sana kardeşim. Saldırıyorsunuz şu anda. Bunlar bak üst üste geliyor. Bir saldırırım şimdi. Üst üste geliyor. Üst üste geldikçe bu sefer benim canım sıkılıyor. Bu sefer hani tamam. Farklı yerlere gidecek. Yeni işler. Başlayan bir ilişki yıpranmasın artık bu evde. Bu konuyu burada kapatalım. Erkekler çok yükseldi. Erkekler hızlı yükseliyor. Çabuk pişman oluyor. Bu konuyu burada kapatalım.